Evet değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hemen güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Kuvvetle muhtemel haberiniz vardır, yoksa da haberiniz benden olsun. Meclisin genç milletvekillerinden, hakikaten de çok aktif, çok faal milletvekillerinden Mehmet Ali Çelebi Bey partimize katıldı. Bir özelde paylaşımı var, niye katıldığını anlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın niye kucakladığını aktarıyor, anlatıyor. Biz de çok büyük bir memnuniyet duyduk Mehmet Ali Çelebi Bey'in AK Parti'ye katılmasından dolayı. Ve altını çiziyoruz. Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Kim arkadaşlar? Bu vatanı seven herkes. Ayrım gayrım yok. Herkes. Kim ki vatan paydasında buluşuyor? O bizim şerikimizdir, bizim ortağımızdır ve mutlaka ama mutlaka bir yerde yolumuz kesişecektir. İşte Mehmet Ali Çelebi vekilimizde olduğu gibi. Bundan sonra inşallah onunla beraber çok daha özel mesai harcayacağız. Çok daha özel milletimiz için, vatanımız için gayeler çekip onları efendim pozitif yöne evirme adına bir gayret koyacağız, çalışma koyacağız. Kendisini canı yürekten tebrik ediyorum. Altını çizdiği hususlar var. Ne diyor? PKK'ya, FETÖ'ye ve bir umum terörist yapılara karşı mücadele için ben AK Parti'deyim diyor. Ben Cumhur İttifakı'nı tercih ettim diyor. Ben Mavi Vatan için Cumhur İttifakı'nın yanındayım diyor. Bütün müsbet AK Parti'nin attığı adımları sıralıyor ve bunun için AK Parti'deyim diyor. Helal olsun diyor. Ve inşallah önü hep açık olsun. Birlikte davamızın önü açık olacak. Çünkü bizim davamız Türkiye davası. Bizim davamız millet davası. Milletler camiasında faul yapmadan Türk milletini daha ileri mesafelere nasıl götürebilirizin gayreti içerisinde olacak. Bunu Çelebi vekilimiz de çok çelebice izah etmiş. İnşallah bu hal devam edecek. Ve bu inşallah birilerine de ders olsun arkadaşlar. Birileri buradan ders çıkarsın. Birilerinden kastım kim? CHP. Birilerinden kastım kim? İyi Parti. Birilerinden kastım kim? Karşı cenahta yer alanlar arkadaşlar. Buralardan ders çıkarsınlar. Toplanma merkezi, vatan savunmasında, milleti çok daha müreffeh noktalara taşıma efendim gayretinde toplanma merkezidir AK Parti ve Cumhur İttifakı arkadaşlar. Bakın karşı tarafta efendim İyi Parti'nin genel başkanı konuşma yapıyor. Öylesine hakikaten bilgiden yoksun, öylesine hakikatlerden uzak bir tavrı var ki insan şaşıp kalıyor. Ya bu mudur yani genel başkanlık, bu mudur siyaset? Putin'e teslim oldunuz diyor ya. Lafa bakar mısınız ya? Kim teslim olmuş? Sen CHP'ye teslim olmuşsun. CHP'yi geçtik kardeşim, sen HDP'ye teslim olmuşsun. Bizim gibi milletler camiasında milleti için gayret sarf eden bir yapıyı böylesine düşük ifadelerle suçlamaya gidiyorsun. Millet sana gülüyor kardeşim. Millet ne halde olduğunuzu biliyor ve size bıyık altı fena halde gülüyor. Seçim zamanında dersini verecek, göreceksiniz. Böyle şimdi iri kıyım laflar ediyorsunuz. Ortağınız bakın Amerika'ya gitti. Dün de vurguladım, bugün de söylüyorum. Efendim orada bilimsel bilmem çalışmaları şunu bunu yapacağız da o bilim adamlarıyla görüşeceğiz. Yok canım, yok ya. Bunu göstereceksin. Milleti kandırır, yok ya. Bu milletin feraseti, bu milletin basireti sizi milyar defa milyar okutur. Kaç defa söyledik. Bir de milletle dalga geçme, milletle alay etme. Hele şu hale bakar mısınız? Bunu gösteriyormuş. Arkadaşlar, bizim milletimiz, bu asil millet. Her unsuruyla bakın arkadaşlar, ayrım gayrım yok bizde. Tek millet derken her unsuru bu potanın içerisine koyuyoruz ve her unsuruna kurban oluruz diyoruz. Her zerresine. Dolayısıyla bu millet her unsuruyla ferasetli bir millettir, basiretli bir millettir. Bu millet dualı bir millettir. Onun için de Allah'ın izniyle şu mücadelede AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na verdiği desteği devam ettirecektir ve bunlara esaslı bir ders verecektir. Şimdi ekonomiyle ilgili ara ara görüyoruz. Gerçi bu aralar böyle işin ateşi söndü gibi ama bazen gene böyle araya girip faul yapmaya çalışanlar var.
Sayın Cumhurbaşkanımız ne söylüyor? Bir formül koymuşuz biz. Arkadaş, ne yapacağız biz? Yatırım yapacağız. Ne yapacağız biz? Üretim yapacağız. Ne yapacağız biz? İstihdam sağlayacağız. Ne yapacağız biz? İhracat yapacağız. Ardından ne gelecek? Büyüme gelecek. Bunu da demişiz. Ve faizleri asla yukarı çıkarmayacağız diye bir sabit kadem hali var Cumhurbaşkanımızın. Şimdi size bir şey paylaşacağım arkadaşlar. Ne diyor? Almanya'daki bilmem ne ekonomik araştırma enstitüsü ülkede iflas eden şirket sayısının son dönemde geçen yıla oranla %34 artış sağladığını söylüyor. Sadece Almanya mı? Avrupa'nın birçok ülkesinde bu böyle. Amerika'da bu böyle. Ve ekonomide efendim direktör olanlar, otorite olanlar şunu söylüyorlar. Faizler yükseldikçe insanlar yatırımdan kaçıyor. Yatırımdan kaçtıkça resesyon ihtimali orta yere çıkıyor. Özellikle Amerika'daki ekonomistler bunun altını çiziyor. Ve geldiğimiz nokta neyi haklı gösterdi? Sayın Cumhurbaşkanımızın reçetesini. Dolayısıyla da bize medyonu şükran bir hal var. Milletimiz öyle, milletler camiasında hakikati gören ekonomistler de bunu söylüyorlar. Ve inşallah bu rota, bu ufuk, bu yol başkalarına da yol açsın, başkalarını da hizaya getirsin diye bir efendim düşüncemiz var, ifademiz var. Ve bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Keşke hak teslimi yapılsa diyoruz ya. Mahalli seçimlerden önce şu Ankara'ya aday olmuş bir isim vardı. Şimdi belediye başkanı Mansur Yavaş. Ne diyordu? Efendim Allah'ın verdiği suya para mı konur? Zam mı yapılır? Yani olabildiğince aşağıya indirmek lazım. Hatta bazıları çok daha iri kıyım laflar edip suyu bedava vermekten bahsediyorlar. Şimdi Ankara'da meclis üyeleri %50 indirim kararı aldılar. Meclisten böyle bir şey geçti. Mansur Yavaş ne yaptı bu kararı? Veto etti. Bakın daha önce bu millete reva mıdır böyle pahalı su içirmek diye şimdi bu kararı veto ediyor. Ardından ne oldu? Meclis kararında berdevam dedi. Israr etti. Şimdi Ankaralı daha ucuza su kullanacak. Bu Mansur Yavaş'ın mahareti değil bakın. Oradaki meclis üyelerinin, AK Partili, MHP'li meclis üyelerinin mahareti. Biz böyle yaklaşıyoruz. Milletten yana tavır sergiliyoruz. Ve biz mürahi bir tavırdan hep uzak durduk. Neyse niyetimiz, düşüncemiz onu aşikar ediyoruz ve onun ardından yürüyoruz. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın tavrı böyle oldu. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak bizler de bu hal üzere devam ettik. İnşallah böyle de devam edecek arkadaşlar. Tabi bu arada bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Bu bağlamda da bir şey söylemek lazım. Kız çocukları bizim için çok özel tabii ki. Efendimizin tespitleri var. Biz medeniyetimizle, biz kültürümüzle, biz inançlarımızla hayatı yaşayanlarız. Ne buyuruyor Efendimiz? 3 tane kız evladını salimen efendim evlendiren babaya, anaya cehennem haramdır. Onlar için cennet yolu açıktır. Bu mealde ifadeler var. Kız evladı. Bu kadar özel, güzel. Hayatı tanzim ediyorlar çünkü. Onlar. Cenab-ı Hakk'ın rahim sıfatı onlarda tecelli ediyor. Dolayısıyla kız çocukları günü elbette ki onları hatırlatma adına özeldir, güzeldir eyvallah ama biz ne diyoruz? Her gün kız çocuklarının günüdür. Onları tebrik ediyoruz. Ve biz kadınlarımızı öne almış bir hareketiz. İşte şu meclisteki temsil oranına bakın. Bizimle beraber kadınlar mecliste çok daha fazla temsil edilir hale geldiler. Dahası olsun istiyoruz, dahası da olacak. İnşallah arkadaşlar bu hale ben vurgu yapıyorum, hepinize saygı sunuyorum. Soru varsa alın. Evdeki yabancı şey efendim geçen müfredik dediğiniz zaman bugün sadece bir örnek üzerinden gitmiştik. Örnekler çok aslında çoğaldı. En son İstanbul'da da bir apartmanda kentsel dönüşüme girmiş bir apartman. İnsanlar apartman bittikten sonra biliyorlar ki bütün daire, 31 dairede de hep yabancı uyruklu kayıtları yapılmış. Hatta bazılarının da yerleştiği yani bir dairede yerleştiği ifade ediyor. Bunu sizler yani yerleştiği derken
Yani böyle işgal mi etmişler? O anlamda mı diyorsun? Evet, böyle bir şey de var. Yani iddia da var. Yani bizim haberde böyle bir şey yok ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani göç idaresi ile nüfus idaresi arasında böyle gidip gelen bir şey var. Sıkıntıdan bahsediyorum. Hüseyin Naim'a bugün sizle beraberdi. İçişleri Bakanlığı'na sordu. Sistemde bir sıkıntı olduğu ifade edilmiş. Yani Amerika Sunucu'nun büyüğüne göç idaresi arasındaki bir işlem sisteminde bir arızanın olduğu ifade edilmiş. Ve bunun giderileceği, giderildiği söylenmiş ama bu örneklerde çokça işte seçim güvenliği ya da kişilerin hane güvenliği vesaire gibi yani haberleri olmadan bu bir açık mı acaba sistemde sorusunu gündemde getiriyor, ne diyorsunuz? Şimdi Kemal'cim bak, şunun altını çizelim. Bir defa samimi olup arkasından neyi bekliyoruz'a mutlaka ama mutlaka işaret etmek lazım. Eğer Murat şuysa, seçimlere dönük hileli bir zemin hazırlanıyorsa oradan zinhar uzak durmak lazım. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Efendim sistemde arıza varmış Hüseyin Yayman Hocam demişse sisteme bakmak, onu izah etmek lazım. Yoksa AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın böyle bir derdi yok ki, bizim milletten yana sıkıntımız yok. Seçim sıkıntımız yok. Seçim bize düğün bayram. Ama varsa böyle bir sıkıntılı hal, bunu mutlaka izah etmek lazım. O gün de ben söyledim. Yani bir olay üzerinden münferit dedim. Ama çoksa bu ve bakanlığımız da buna dönük böyle bir işaret koymuşsa bunu bizim de görüşüp mutlaka bir an önce izah edilmesini sağlamamız lazım. Onarılması, düzeltilmesini. Sağlamak lazım. Ama eğer şunun için söyleniyorsa, daha doğrusu bunun için kullanalım gibi bir maksat taşınıyorsa, ya efendim seçimlerde hile yapılacak. Öyleyse bunun için böyle bir şey. Ya bunlar ayıp şeyler ve ülkemize bühtan olur. Sadece bize değil. Bu ülkeye demokrasi, bana göre şu Avrupa'da demokrasinin efendim beşiği, demokrasinin en şahika noktası dediğiniz yerlerin çok daha fevkinde. Kemal'cim sen parlamento muhabirleri başkanısın. Gazetecilik mevzuunda benim de mütecessis bir halim var. Merak ediyorum, araştırıyorum. Ve ben bakıyorum basın yasası açısından da bizim daha fevkimizde bir yer de yok. Demokrasiyi kurallarıyla, kurumlarıyla en içselleştirmiş ülke neresi derlerse Türkiye diye şerefle, iftiharla altını çizerek söylüyoruz. Söyleriz. Seçimlerde de öyle. Bugüne kadar hangi seçimde ne hile olmuş? Zinhar asla. Hele hele AK Parti varsa bu işin içinde pirupak, akpak bir sonuç çıkar. Dolayısıyla orayla ilintilendirmeden ama problem mi? Var mı? İzale edilmesi lazım mesela. Yani bu aslında seçim güvenliğini aşan bir şey olabilir. Yani sizin haberiniz yok. Bir kişi yazılmış ama atıyorum terör bağlantısı var. Bir yerde bir eylem yaptı. İnsanların ya teröre yardım ve yataklıktan atıyorum alınabilir. Yani o büyük bir sıkıntı tabii. Yani giderilmesi lazım. O dediğin anlamda öyle. Yani onun dışındakine ben vurgu yapıyorum. Mesela şunu anlamak istiyorum ben. Yabancı uyruklu biri sandığa gidip oy kullanabilir mi? Bunlar vatandaşlık verilmiş kişiler büyük olasılıkla deniyor. Yani bize nüfus müdürlüğünden araştırıyoruz bu tarafta. Yani nasıl oluyor ki? Vatandaşlık verilmeden zaten ikamete verilmiyor. Evet. Bunu ben de araştırayım, ben de bakayım, birlikte bakalım. Bir salim hal ortaya çıksın inşallah. Kemal'cim, Cansın, ben teşekkür ederim. Arkadaşlar çok sağ olun.